Merhaba, bugün sizlerle değişik, farklı bir battaniye örneği anlatacağım. Hemen örneğimizin yapılışına başlıyoruz. Bu arada kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Öncelikle 40 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 adet bu şekilde zincirler çekelim. Devamını göstereceğim. Şimdi 40 adet zincirimizi çektik. 40 adet zincirden sonra 2 zincir daha çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi 4 adet. 1, 2, 3, 4. 2 zinciri çektiğim yerden itibaren bu şekilde elimi hiç bırakmıyorum. 4 adet zincirde. Tığımın başına doluyorum. 4. zincirime batıyorum ve ikili trabzanlar yapıyorum. Başından sonuna kadar ikili trabzanlar yapıyoruz. İki de çıkardım. Her bir zincirimize ikili trabzanlar yapıyoruz. Evet, bu şekilde ikide çıkardığım trabzanlar yapacağız. Sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Bu şekilde trabzanlarımızı yaptım arkadaşlar, başından sonuna kadar. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 3, geriye dönüyorum. Üç zincir çekip geri döndüm. Tığımın başına doluyorum. Bakın şurada birinci trabzan değil, ikinci trabzana şu şekilde geçiş yapıyorum. Biraz yakınlaştırayım. Bu şekilde, bakın üstüne değil ara yerinden geçiriyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Tekrar başına doluyorum. Bu sefer bakın arkasından sıradaki gelen trabzanımı şu şekilde yapıp arkasından geçirip yine bir ikili trabzan yapıyorum. Bu işlemi sıranın sonuna kadar bir önden bir arkadan, bakın sıradan gelen trabzanımı şu şekilde alıyorum ve ikide çıkartıyorum. Sırada gelen trabzanımı şuradan alıyorum ve ikide çıkartıyorum. Sırada gelen trabzanımı bir önden ve bir arka tarafından bu şekilde bir görüntü oluyor arkadaşlar. Bakın. Hiç zincir çekmiyorum. Sırada gelen trabzanımı önden şöyle sokuyorum. Diğer trabzanımda bakın şurada hemen boşluğundan arka kısmından bu şekilde bir önden alıyorum, bir arkadan alıyorum. Sıranın sonuna kadar işlemimiz bu şekilde oluyor. Bütün işlemimiz bu kısımda bu kadar arkadaşlar. Şimdi arkadan şimdi ön kısımdan evet arkadaşlar, şimdi sıramızın sonuna kadar işlemimize bu şekilde devam ettirelim. Şimdi son kısmında pembe ipimi kopartıyorum ve beyaz ipimi bağlayacağım. Şu şekilde beyaz ipimi kestiğim noktaya bağlayacağım.
Şöyle. Bu ipleri de yürütelim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 kez doluyorum. Şimdi. 1, 2, şu delikleri sayıyoruz bakın. 1, 2, 3. Dördüncüye şöyle ipimi geçiriyorum ve ikişer ikişer ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu şekilde. Tekrar 3 kez doluyorum. Hemen gelen noktaya tekrar, pardon, hemen gelen sıraya ipimi geçiriyorum ve ikişer ikişer geçiriyorum, çıkartıyorum, pardon. Şu iplerimizi saklayalım şuradan. Ki 3 kez doladım yine. Sırada gelen yere tekrar ipimi sabitledim. Bu şekilde. Şimdi tekrardan 3 kez doluyorum. Bu sefer şurada 3 tane boş yer ayırmıştık bakın. 1, 2, 3. Bunun ilk başına ipimi geçiriyorum ve aynı işlemi yapıyorum. 3 kere de çıkartıyorum. Pardon, 4 kere, ikişer ikişer, 2, 3 ve 4. Tekrar doluyorum. Sırada gelen yere 1, 2, 3, 4. 3 tane de şu boşluk yaptığım yerleri dolduruyorum. Bir, iki, üç ve dört. Şimdi burayı yaptıktan sonra ki 3 kez yine doluyorum. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4'üncüye yine aynı işlemi uyguluyorum. 1, 2, 3 ve 4'te çıkardığım ilmekler yapıyorum. 1, 2, 3 kez doluyorum. Hemen yanındakine 4. Tekrar 3 kez doluyorum. 1, 2, 3. Yine bu şekilde. Sizler 2 de dolayabilirsiniz. 3 kez doladım. Şimdi yine geriye gidiyorum. İlk başı geriye gittiğim ilk başından başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 3 kez doluyorum. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. 2, 3 kez doluyorum. Hemen yan boşluğuna. 2, 3 ve 4. 2, 3. Hemen yan boşluğuna yine aynı işlemi uyguluyorum. 1, 2, 3. Yine 3 kez sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4'üncüye ipimi sabitliyorum.
Bazen ipliklere kaçabiliyor arkadaşlar, kusura bakmayın. 1 2 3 4 Örgümüz yavaş yavaş çıkmaya başladı. 2 3 kez doluyorum, hemen yanındakini çıkartıyorum. 2 3 4 3 kez doladım. Hemen yanındakini işlemi bu şekilde devam ediyor. 3 kez doladım. Şimdi ne yapıyorduk? Baştaki yerden 1 2 3 ve 4 3 kez doladım. Hemen baştakine, yanındakine. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Yapacağımız bütün işlem bu şekilde. Üç ve dört. Görünüyordur umarım. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. 1 2 3 4'üncüye geçiş yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 3 kez doladım. Artık hızlanıyorum arkadaşlar. Mantığı anladınız umuyorum. Geriye geldim. Arkadaşlar bundan bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Şal da yapabilirsiniz daha ince ipliklerle. İstediğiniz modeli çalışabilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı, üye olmayı unutmayın. Evet. Video çekerken ayrıca kamerada baktığım için ipi kaçırıyorum bazen. Evet. Bu şekilde devam edelim. Daha sonra yine pembe ipimize geçeceğiz birazdan. Sıranın sonuna kadar yapalım. Daha sonra renk değiştireceğiz yine. Beyaz ipimizi de kopardık. Şimdi pembe ipimize geçiyorum. Şu yaptığımız zincirin başına ipimi sabitliyorum. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 3 kere sarıyorum. Şu başına normal 4 de çıkardığım trabzanlar yapıyorum. Bakın hiç sadece tepe kısımlarına batıyorum. İlk başı bu şekilde. 2 3 Bakın. Bu şekilde sadece ilk kısmını yapıyoruz arkadaşlar. Normal 3 adet trabzan yaptım. 1 2 3. Şimdi şu kısma geliyoruz. Pardon, onu bu şekilde yapacağız. Şöyle alttan giriyoruz.
4 kez de çıkartıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 3 kez doluyoruz. İki, üç ve dört. Şu alt olan kısımları arkadaşlar altından giriyoruz. Üç ve dört. Bu şekilde. Şimdi bu üç trabzanı da yaptıktan sonra bakın bir buraya bir de buraya yaptık. Şimdi 3 kez yine tığımızı doluyorum. Daha sonra örneğimi ters çeviriyorum. Bakın 1 1 2 3. Hemen baştaki 3.'ye bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Tekrar doluyorum 3 kez. Pardon, ben yanlış yere yaptım. Şu kısmı yapacağız. Evet, tam şurayı yapacağız. Bakın 1, 2, 3. Şuradan ipimi geçirdim. Kısmına 1 2 3 ve 4 3 kez doluyorum. Hemen bu kısmı 1 2 3 4 bu şekilde. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi örgümü düzün çevirdim. Yine 3 kez doladım. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Bir, iki, üç, dört kez çıkartıyorum. İki, üç kez doluyorum. Dört de çıkartıyorum. 3 hemen sırada gelen boşluğuma ipimi geçiyorum. 2 3 ve 4 bu şekilde. Şimdi yine örgümü ters yönünü çeviriyorum. Bakın şu alttaki kısım, şu çaprazımızın alttaki kısmındaki 1, 2, 3. delikten bakın arkasından geçiriyorum. Şöyle değil, şu arkadan geçiriyorum. Buraya 1, 4 çıkardım. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar doluyorum. 3 kez sırada gelen boşluğu şöyle ipimi geçiriyorum. Tersinden arkadaşlar. Sırada gelen boşluğumu ipimi tekrar geçiriyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. 2 3 kez doluyorum. Hemen diğer kısma geçiş yapıyorum. Yani şuraya. Dörtte çıkartıyorum. Az dolamışım. Yaptığımız bütün işlem bu arkadaşlar. Tığ işi, hasır örgü tekniği.
3 kez doladım ve ters dönüyoruz yine. Yani bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sayıyoruz buradan. 1, 2. Şöyle altından arka tarafından geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 3 kez. Hemen tekrar 3 kez. Arkadaşlar örgümüz sonuna kadar bu şekilde yapalım. Hemen ters çeviriyorum. Bu şekilde hasır örgümüz oluşmuş oluyor. Diğer sıralarda yine beyazı bağlıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. Sonuna kadar yapalım, bitirelim. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkürler diyorum. Hoşça kalın.